Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Skype donanımlı Nissan Qashqai var. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz araç Nissan Qashqai'nin Skype donanımı. Aracın rengi çok güzel. İlk başta onu söyleyeyim. Mavi renkli ve siyah tavanlı güzel bir araç. Ön tasarımdan başlayalım. Skype donanımında neler var birlikte bakalım. LED farlarımız yer alıyorlar bu donanımda da. Tekna'da da olduğu gibi. Şurada güzel bir LED şeridimiz var. Ve farların arasına bir parça koymuşlar ve daha agresif bir görüntü sağlamışlar. Farların arasındaki parça demişken burada bir Qashqai detayımız yer alıyor. Son dönemde uzak doğu otomobillerinde sevilen detaylar var burada. Yine bu girinti, 3 boyutlu tasarım hareketleri agresiflik katmış. Bu aradaki parça açık, aerodinamiğe katkı sağlaması açısından. Önde park sensörlerimiz mevcut. Aşağıda da sis farlarımız var. Sis farlarının çevresindeki parça da krom kaplamalı. Krom demişken hemen ızgaranın çevresindeki parçalarda iki parçalı krom ve piyano bilekten oluşuyor. Ve önde ön bölge asistanı olduğu için bu araçta camın arkasında bir logomuz yer alıyor. Yan tasarımla şöyle devam edecek olursak bu donanımda 19 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız var. 235-50-19 ebatında ve konturlu bir alüminyum alaşım jantımız. Tasarımı da çok hoş bence. Çok beğendim. Yanında katlanır aynalarımız yer alıyorlar ve siyah renkliler tavanla uyumlu olması açısından. Yandan devam edecek olursak burada bir girintili parçamız ve bir omuz çizgimiz var. Çok hareketli bir yan tasarımı yok. Arkada sadece çamurluk biraz daha genişliyor, daha kaslı bir görünüm kazanıyor. Burada gördüğünüz gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma bu donanımda mevcut. Kapı altındaki parçamız krom. Arkaya doğru geldiğimiz zaman arkada daha gergin bir tasarım kullanılmış. Şöyle stoplarımızın burasına kadar geliyor bu parça. Stopun uzantısıyla birlikte burası daha gergin durmuş. Yine aynı zamanda stopun altındaki bu çizgiyle birlikte giden bu girintili çizgi agresiflik katmış tasarıma. Arkadan geldiğimizde bagajımızı açalım. Elektrikli bagaj yok bu donanımda. Burada bizi 463 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Tekna donanımda 504 litreydi. Aradaki fark stepneden kaynaklı. Tekna'da stepne yok, bunlarda var. Yine burada çift katlı bir bagajımız yer alıyor. Şöyle koyabiliyorsunuz bu rafları. Bunu koyamamışlar. Biz koyalım. Çift katlı bir bagajımız var. Şöyle, hatta bu ara parçayı da böyle bölebiliyorsunuz bagajı. Güzel kullanışlı bir bagaj hacmi var. Şu yanlarda ışığımız yer alıyor. 12 voltluk soketimiz var ve bir oyuk gibi bir gözümüz var. Yine burada çift ışığımız var. İki tarafta da ışık var. Pandizot kalınlığımız da güzel ve bagajın plastikleri de güzel. Her yeri kaplı bir bagajın bu arada. Şuralarda böyle kaplamalı. Bagajımızı kapatalım ve içeri doğru geçelim ufaktan. Şurada da aracın bilgilerini görebilirsiniz. Qashqai 158 beygir güç üretiyor. Bu 4x4'müş. O da güzel. Şöyle kapıyı açtığımız zaman, ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu aracın iddialı olduğu yerlerden biri de kapı açıklıkları, bakın. 90 dereceye yakın açılıyor. 85 derece bir kapı açılma açısı var. Arkaya birazdan geçeceğiz. Ön taraftan başlayalım. Kapı sesleri de toklaşmış bu arada. Kapı üstleri yumuşak plastik, yani yumuşak kaplamalı. Bu deri görünümlü bir plastik. Şuralar deri ve dikişli. Krom kapı kollarımız mevcut. Burada fırçalanmış alüminyum görünümlü siyah bir parçamız var. Ahşap alüminyum arası bir görünümü var. Güzel, yanında da piyano bilek detaylar var. Tam piyano bilekten daha güzel açıkçası. Katlanır ayna mevcut bu araçta. Bastığınız zaman aynaları katlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aynada gördüğünüz gibi kör nokta uyarı sistemi de var. Kapı kollarımızın üstü de yine deri kaplamalı ve hissiyatı güzel. Kapı içi gözlerimiz de gayet yeterli. Koltuğumuzda gördüğünüz gibi elektrikli bel destek ayarı var. Manuel bir koltuk. Bu donanımda sağ tarafta artık hem bel desteği hem yükseklik ayarı geliyor. Koltuk da dizaynı demişken gerçekten güzel. Şu omuz bölümü falan geliştirilmiş. Güzel duran bir koltuk döşemesi var. Kumaş rengi falan da güzel. İçeriye doğru geçelim ufaktan. Şöyle kendimi içeri atayım. İlk başta şu dikkatimi çekti. Şu kapıyı kapatalım, yankı yapmasın. İlk başta dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada gördüğünüz gibi sürüş destek sistemlerini açıp kapatabildiğimiz buton yer alıyor. Direksiyonumuz güzel olmuş. Ben açıkçası bu direksiyonu beğendim ve içeride bu arada Tekna'dan farklı bir his almadım. Sadece ekranım farklı. Neyse, geleceğim oraya. Şöyle direksiyonum güzel. Deri kalitesi güzel. Tasarımı hoş. Ben mesela bir önceki kasanın makyajsızının direksiyonunu hiç sevmezdim. Makyajlısını severdim. Küçük bir yerimiz var. Güzel Nissan logomuz var. İşte kulakçıklarımız mevcut.
Burada hız sabitleyici ayarları ve gösterge panelinin kontrollerini yapabiliyoruz. Gösterge paneli demişken start stop butonumuz burada. Basalım. Anahtar yanımızda değil gerçi ama. Şöyle bu donanımda da yine hayalet ekran yok. İki tarafta analog kadranlar ve ortada geniş bir bilgilendirme ekranı var. Ben açıkçası hayalet pek sevmiyorum açık. Yani bana çok dijital geliyor. Bu tasarım daha güzel. Hem büyük bir ekran hem de güzel analog göstergelerim var. Yan tarafa geldiğimde burada bir ekranım var. Burası 7 inç bu arada. Bu da 9.2 inç olması lazım. Açılmıyor şu an. Güzel bir ekran. Şunu söyleyeyim. Önceki Qashqai'ların ekranı çok iyi değildi. Bunların ekranı biraz daha o yönden geliştirilmiş. Ya bu yenilik gerekiyordu Qashqai'ye artık. Aşağı doğru indiğimizde çift yönlü otomatik klimamız yer alıyor. Tasarımı da güzel. Güzel bir yere de koyulmuş. Burada da havalandırma flaşlarımız var. Malzeme kalitesine bakacak olursak yumuşak her yer. Buralar yumuşak. Yumuşuyor. Ekranın arkası bile yumuşak. Burası deri görünümlü. Şuradan sonra yine sertleşiyor. Tekne dalı olduğu gibi. Torpidomuz yavaş açılıyor ve içinde ışığı var. Kaplaması yok. Şöyle aşağı doğru indiğimizde burada bir uyuğumuz var. Platinum pack'te olması lazım. Kablosuz şarj geliyor diye biliyorum. Emin değilim açıkçası. Ekrana yazarım. Burada elektrikli park frenimizde auto-hold butonumuz yer alıyor. Burada benim bu araçta en sevdiğim şeylerden biri bu oldu açıkçası. Bu şanzımanın topuzunun hem tasarımı güzel. Şurada krom detaylar falan var. Hem hareketi güzel. Hem de parkı burada. Ve 4x4 olduğu için sürüş modları fazla. Arazi modu falan da var. Spor, eko, konfor, kar modu ve arazi modu var. Bunun tasarımı da güzel. Ha ne olabilirdi? Bunlar biraz bu tarafa alınıp buraya bir oyuk konulabilir miydi? Konulabilirdi ama tercih etmemişler. Bu arada buradaki malzemenin hissiyatı da güzel. Arkada iki tane bardaklığım var. Dikkatinizi çektiyse koltuk ısıtma yok. Sadece M100 donanım. Platinum Premium Pack'te 4 koltuk ısıtması. Ön koltuklarda masaj vesaire mevcut. Bu arada sağ koltuktan da kapı kilitlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Kol dayamamız deri kaplamalı. İçeride bir Type-C bir de normal USB var. İçi kaplamalı. Güzel bir kol dayaması var. Şimdi koltuğumu kendime göre ayarlayayım. Bir arkaya geçelim. Arka kapıyı açtığımız zaman burada birazcık malzeme kalitemiz sertleşiyor. Ama yine buranın deri kaplaması, kol dayamanın deri kaplaması devam ediyor. Bunlar güzel. Buradaki malzemelerin hissiyatı falan da güzel. Kapı içi gözümüz de genişçe ama sadece içecek şişesi falan alacak seviyede. İçeriye doğru şöyle bir genel bakalım. Bu araçta cam tavan var. O yüzden daha ferah bir iç mekan var. Şu içeri doğru ufaktan geçeyim. İç mekana geçtiğim zaman burada beni genişçe bir diz mesafesi karşılıyor. Şu normal oturuş pozisyonumdayken bir karışa yakın bir diz mesafem var ki bu da gayet başarılı. Baş mesafesi olarak da bir karışa yakın cam tavan olduğu için gayet ferah bir iç mekandayım. Cam tavan açılmıyor. Tek parça cam olması da sanki üstü açık bir arabaymış gibi hissettiriyor. Ortaya indiğimde burada bir havalandırma üfleci var. Baz donanımla dolu arasında gördüğünüz gibi burada pek bir şey değişmiyor. Bir USB Type-C, bir de normal USB'm var. Buranın değişmemesi de güzel. Yani donanım farkına göre malzeme kalitesi değişmiyor. Aman aman bir farkı yok. Güzel. Şu kol dayaması var burada. Kol dayamanın yine yüksekte durması güzel. İki bardaklığı var. Ve burada ses yapmasın diye burayı halı kaplamışlar. Bu da güzel. Orta koltukta bu arada üçüncü yolcu oturabilir. Geniş bir koltuk ve şaft tüneli yok. Ve bu aracın vaat ettiği şey omuz mesafesinin de 30 milime yakın arttığı. Gördüğünüz gibi ayaklarım da ortaya tam sığıyor. Ve ortada gayet rahatım. Arka dönüyor genel bakışım da böyle. Hadi gelin şimdi dışarıda kapanış yapalım. Evet bu videomuzda Nissan Qashqai Skypack'i inceledik. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.